hangi dükkan? Hangi dükkan? Hangi git dükkan? Şurada. Tamam hangi dükkan söyle? Hangi ya dükkan? Ya hangi dükkan? Hangi dükkan? Kayıtta şu an. Hangi dükkan? Vuracağım mı? Vur vur. Ya abi vur kardeşim basınım ben. Sana güzellik. Burada çekeceğim. Sen... Burada çekim yapacağım arkadaşım. Ben de bu bak, abi bak sakın bak, sakın. Bak. Sakın o kola ben de kavga ederim. Kamerayı eleme. Kamerayı eleme. Kamerayı eleme. Tamam kamerayı eleme. Kamerayı eleme. Kamerayı eleme. Abla ekonomiyi soruyoruz. Geçinebiliyor muyuz? Ekonomi nasıl? Elhamdülillah. Çok şükür. O açız diye bağıranlar var ya. Bir düşünsünler. Abla 4 lira olmuş poğaça. Sen ne diyorsun? Öğreneceğiz biz ya. Geçenim. Ay çok tatlısın be. Kim öğretti yavrum seni? Kimse öğretmedi. Ha maşallah. Siz böyle devam edin evladım. Hiçbir şey olmayacak. Evvel Allah'ın izniyle o avucunu yalayacaklar böyle bekleyenler var ya. Hani bekliyorlar Türkiye batsın böyle. Millet birbirine girsin. Oğlum sen beni niye döveceksin? Yani biz neyimizi paylaşamıyoruz yavrum? Dünyada var bu darlık. Hangi ülkede dünyada var abla? Bütün. Benim bütün akrabalarım yurt dışında oğlum. Hepsi de zar ağlıyor. Niye gelmiyorlar Türkiye'ye temel dönüşe? Niye gelmiyorlar biliyor musun? Az buçuk orada biraz yer etmişler. Bir şeyleri var. Onu bırakıp gelmiyorlar. Tamam mı? Burada düzeni var. Geldi bak bir tanesi de burada Mısır Çarşısı diye bir yer açtı. Evet benim Kayıkörümcem'in oğlu. Mısır Çarşısı diye bir yer açtı buraya. Yapmayın be yavrum ya. Bizim ülkemiz güzel oğlum bozmayın bu işleri. Şimdiki bu gençler açabilecek mi abla Mısır Çarşısı dükkan? Bu bir dükkan açabilecek mi bu gençler? Bunlar mı? Çalışsınlar oğlum. Ben kaç yaşındayım evladım biliyor musun sen? Ben 65 yaşındayım. Emekli oldum. Çalıştım. Ama ayakkabımızın birisi otobüste kaldı oğlum. Tamam mı? Ondan sonra şoför onu böyle aldı salladı. Dedi ki bu ayakkabı gibi. Çünkü arkaya gitmişti. Bayan ileri gelemezdi o ayakkabıyı almak için. Ama şimdi öyle mi? Metroyu beğenmiyorsunuz, tramvayı beğenmiyorsunuz, işi beğenmiyorsunuz. Ya evladım. Hastanede rehin kalıyorduk oğlum. Paran yok ölünü alamazsın. Öyle. Tamam mı? Ölünü alamazsın oğlum. Paran yok. Tedavi olamazsın. Tedavi eğer oldun, imkan buldunsa ilacını alamazsın yavrum. İlaç kuru, ilacı da bulamazsın. Paran varsa yine bulamazsın. Gazı da bulamıyorsun. Ayçiçek yağın fiyatı ne kadar ya? Bir tenekeye olmuş. Ya Ayçiçek yağı 5 lira olmuş. 4 lira ya. Keşke kota koymuşlar ya. Bırakın teyze ya. Ya millet 1 kilo yağ alıyor artık ya. Ya memlekette soğan 1 lira satmıyor adam buraya getiriyor burada 4 lira mı nasıl bir şey 2 lira 4 lira ya. Teyze ya bir torba gibi kalmadı. İstanbul'un hepsi satıldı. 20 lira olmuş. Teyze ne bile diyorsunuz ya? Peşe dolara mı bağlıyız? Peşe dolara mı bağlıyız? Yiyecek ya. Atatürk'ü oğlum bak bak dinle beni yavrum ya. 65 yaşındayım. Kiradayım. Tamam mı? 65 yaşındayım. Kiradayım. Emekliyim oğlum. Ya pancar bize üretiyor, soğan bize üretiyor. Ya bize üretin. Niye işi dolara bağlı? Ben memleket dedim, bıraktım geldim işte. Ben şu anda otobüsü yapıyorum, onu da bırakacağım. Bırakacağım zaten. İşte böyle. Bir tane otobüs lastiği olmuş, 3,5 milyar, 3,5 milyar. Hayır hayır. Haydi size iyi valla. Lastan nerede üretiyor teyze? Lastan nerede üretiyor? Teyze mazot kaç para haberin var mı? Teyze mazot kaç para haberin var mı? Mazot kaç para haberin var mı? Neydi? Mazot kaç para? Mazot da mı? Evet. 10 lira olsun, 1000 lira olsun dakika, oğlum. 1000 lira olsun, 1000 lira. Ben bir soru sorayım, sen bir cevap ver. Mazot... Vatanım sağ olsun, bayrağım dalgalansın, gerisi hepsi niye sıfır. Vatana, bayrağa, millete saldıran mı var? Yani ekonomi vatana, bayrağa, millete mi saldırıyor? Ben de bendensin, ben de ben senden. Ben senden olamam bu şekilde. Bu şekilde olamam. Sen niye biliyor musun? Niye? Sen satılmış mısın? Ben mi satıldım? Satılmışsın tabii ya. Tabii yavrum ya. Sen kaç yaşındasın? Ekmek 3 lira ya. Sen kaç ekmek 3 lira. Sen kaç yaşındasın? Dolar kaç para? Kaç yaşındasın? Kaç ben yaşındasın? Ben 78 yaşındayım. Ha ben de 65 yaşındayım. Akılda, her şey sen yaşta değil. Sen hastanede rehin kalıyordun rehin.
Teyze konuşuyor. Şimdi mi? Şimdi kalmıyorsun. Haydi ben seni götüreyim elimle. Elimle götüreyim evladım. Bir şey söyle. Evladım elimle götüreyim elimle. Sana katılak. Benim yaşım 56. Neyin var senin? Benim mi? Ben bak. Yaşım 56 senden geri kalmam yani. Ben tamam ben de sana senin can. Senin anlattığın dönemler var. Ben de emeğim oğlum. Başka bir gelirim yok. Senin anlattığın dönemler insanlarda alım gücü vardı. Şimdi ne var? Cumhurbaşkanı ara. Kim arıyor? Abi tamam Cumhurbaşkanı ara. Sen kim arıyorsun? Ya dükkanın önünü kapatma yürü git. Saldırma bana. Git şurada yap hadi. Abi basın. Git şurada. Basın. Dükkanın önünü kapatamazsın. Hangi dükkan? Hangi dükkan? Hangi dükkan? Şurada. Tamam hangi dükkan söyle. Hangi dükkan? Hangi dükkan? Hangi dükkan? Kayıtta şu an. Hangi dükkan? Vuracağım mı? Vur vur. Ya abla vur, yapmasın ya. Vur avukat. Evet. Arkadaşlar basına şikayet. He? Basına saldırılıyor şu anda. Şu anda burada bu arkadaş provokatörlük yapıyor. Basına saldırılıyor. Kardeşim ben vergi veriyorum ben buraya. Vergi veriyorum. Vatandaşın sesini kestirmeye kesemezsin. Ara kardeşim polisi ara. Polisi ara. Bitti. Polis gelecek görecek basınım ben. Sana güzel. Burada çekeceğim. Burada çekim yapacağım arkadaşım. Ben de bu vay bak sakın sakın. Sakın o kola ben de kavga ederim. Kapat hadi. Alo. Kamera eleme. Kamerayı eleme, kamerayı eleme, kamerayı eleme, tamam kamerayı eleme. Kamerayı eleme, kamerayı eleme. Kamerayı eleme bak, tamam. Kayıtta dur. Kamerayı eleme. Alo merhabalar, kolay gelsin. Abim Alemdağ Caddesi Ümraniye'de şu anda olay var. Gelebilir misiniz ya? Burada provokatörlük yapıyorlar. Dükkanımızın önü kapattı şekilde halkı toplamış röportaj yaptırıyor. Tamam. Ben de şikayetçiyim arkadaşım. Arkadaşına şikayetçi oldu. Şimdi avukatı da güzel. Abi numara filonun yani 47 numara. Evet. Evet filonun yani abi. Gelip burada alo, Ümraniye Caddesi toplanmış. İstanbul'da Ümraniye Ana Caddesi'nde bize basına saldırıyorlar da gelebilir misiniz? Basına şiddet var şu an. Acil acil. Çelik. Evet hangi cadde abi? Alemdağ Caddesi. Alemdağ Caddesi abi. Evet. Şu an şiddet yukarı. Sağ olun. Kafanı gözünü kırdılar. Doğru tamam. Ben de şahitim. Gel buraya. Siktir bak arkadaşlar. Bir kere tarihi bilseniz Abdülhamit'e yapılanla aynısı. Biz onlar yapıyor. Biz kimseyi savunmuyoruz. Adamlarım ben ya. Git ona söyle. Konuşmayın ya. Yapılan şeyin hepsini şu an yapıyor. Abi basına saldırdı. Şiddet uygulamaya çalışıldı. Şu an arkadaşlar basının sesi engellenemez. Burada şahit var abi. Kamera var. Canlı kamera var. Sıkıntı yok. Kafanı gözünü kırdılar. Gelsin ben de şahitim. Abi. Efendim? Ya boş ver. Hayır kafanı gözünü kırdılar diyor. Şiddet var diyorsun ya. Abi sen de adam beni itiyor. Bir saniye. Şiddet var diyorsun ya. Kafanı gözün kırıldı o yüzden. Abi bir saniye bir saniye. Alo. Sen gelip sen şu anda bak. Sen şu anda yanlış konuşuyorsun. Değil abi. Yanlış konuşuyorsun. Bu adam gazeteci. Bak yanlış konuşuyorsun bak. Gazeteciyim ben yanlış konuşuyorsun. Sen de basın lazım olacak. Basın sen de lazım olacak. Hayır öyle. Sen yanlış konuşuyorsun. Yanlış konuşuyorsun tabii. Bu adam mesleği. Yanlış konuşuyorsun. Ben basınım sen beni engellemezsin. Ben de istemem kardeşim. Bu adamın mesleği. Ben yemin edin. Sen taraflısın. Ben de sen taraflısın işte. Sen basınlısın. Ya söyledim yok. Bir günü basın hepinizi yıkacak. Hayır öyle bir şey yok. Hayır öyle bir şey yok. Yapmak zorundasın. Yapmak zorundasın. Benim işim devlet ne? Hükümet benim işim bu. Hükümet de benim yazgan bana. Ben hükümetçi miyim? Hayır. Şunu diyor bir saniye. Devlet ne? Hükümet ne? Provokatör ya. Provokatör. Ben biliyorum provokatör. Karıştırıyorlar.